Ah anacığım, bunların hepsini elleriyle tek tek işlediydi. Anne, bunlar gelin olunca bizim mi olacak? E tabii kızım, hepsi ikinizin işte. Bak böyle hepsini katlı katlı saklıyorum ben. Hepsi de yepis yeni. Bak bir kere bile kullanmadım vallahi. Anne, bu senin gelinliğin mi? Benim gelinliğim bu kız. Ay vallahi bir zamanlar ben de periler kadar güzeldim be. Sen hala çok güzelsin canım annem benim. Yok be kız. Aman artık yüzümüze bakılacak halimiz mi kaldı? Bırak Allah aşkına. Anne. Bu gelinlik benim olabilir mi? Lütfen. Ay canım. E hanginiz artık önce evlenirseniz. Kısmet kızım bu işler. Tabii ki de önce ben evleneceğim anne. Herkes sırasını bilecek değil mi Şadiye? Hadi hadi. Hadi bakalım. Çok çene çaldık. Toplayın şunları. Bir yemek yapalım birlikte. E babanız da neredeyse gelir. Toplayın bakayım güzelce. Güzel güzel, güzel güzel. Çok güzel oldu. Ya yok kız, kulüpte sular kesilmiş de duş alamadık işte. Of, geç banyoyu yıkan hadi, her yere çamur yapacaksın şimdi ya. Ben mutfağa gideyim de bir şeyler hazırlayayım. Öleceğim açlıktan valla. Oh, sahi mi kız? Vallahi ben de çok acıktım. Hadi kalk çabuk. Çıkart onları hadi hadi. Ne yapıyorsun kız? İyice üşüttün ha. Şadiye. Şadiye. Lan. Kime söylüyorum? Alo. Kime söylüyorum? Ya abi ne var ki? Kime lan bu şimdiki? Ya abi bırakıyorum. Kirleteceksin şimdi. Bırak çıkar şunu beni içeri. Çık içeri. Çıkar şunu. Çık. Ya çıkar. Abi ya. Annem de patates yemeği yapmış ama. Abla ne yaptın sen? Allah. Ben kaçtım. Ya nereye gidiyorsun? Of! Ya bak canına topla şunları. Fal götür şunu. Of ya of! Çıkmıyor işte, çıkmıyor. Evde kalacağım senin yüzünden abla. Çeyizsiz de kaldım. Annem seni öldürmezse evlenirsin tabii Şadiye. Ne oluyor kız burada? Şey oluyor anne. Ne oldu? Ne oldu bu tertemiz şeylere böyle? Niye yıkıyorsunuz bunları? Şey anne, sandık lekesi olmuş, biz de yıkıyoruz öyle. Hay olur mu canım öyle şey? Allah Allah. Neyle yıkadınız siz bunları böyle? Ha? Arap sabunu. Başka bir şey mi var anne evde? Sabunu mu? Ha, oldu olacak. Kezzap dökeydiniz. Yüzüme gözükmeyin siz beni. Siz benimle mi olay yapmışım anne? Bak şuna bak. Anne! Kız baban nerede kız? İçeride yatıyor. Oo, gitmedi demek. Çok şükür Allah'ıma. Beni eğliyorsunuz sandım da bak gitmemiş. Dedik sana be Hatice. Nereye gidecek? Nasıl gidecek? Hey Allah'ım sen akıl fikir ver. Toptan deli bunlar ya. Hatice bir araba dayak yedin. Hala Moskov'u mu düşünüyor? Ya öyle deme Erdoğan abi be. Ben gider dedim mirastan ümidi kesince ama bak gitmemiş gördün mü? Onca adak, onca dua. Bak işe yaradı demek. Hadi gir bacım sen hadi gir. Valla senin aklın ödenmez kardeş. Çok sağ ol. Annem geldi. Acıdı yavaş. Hacım sen bugün hiçbir işe bakma. Sen yatıver. Bak oturtma yaptım da akşama da bir çorba yapıveren ben. Yat sen anne. Ben sana getiririm yemeğini. Narin al kızım bunu.
Yemeğin yanına şöyle iki duble de rakı olsaydı Erdoğan işçeden. Gönder oğlan, ondan yollayıverem. Oh. Hayırlı akşamlar Mosko. Vay kardeşim, hoş geldin. Gel, gel. İki bardak dedik, koca şişeyi göndermişim be kardeşim. Allah razı olsun ya. Hadi bana da koy, sana diyeceklerim var. Kızım bardak getir, turşu çıkarın oradan hadi. Geç lan sen dışarıda otur. Yok yok, oğlan kalsın. Diyeceklerim onunla ilgili. Yoksa yine bir alt mı edin lan? He? Yok be Moskov, bir dakika dur. Başına talih kuşu kondu bu oğlanın sayesinde. Bak, hastane telaşından seninle bir haftadır konuşamadım bir türlü. Bu oğlan var ya bu oğlan, bu oğlan büyük topçuymuş meğer. Yaslan, yaslan olalı böyle topçu görmedi dediler. Bu salak. Herkesin dilindeymiş bunun son maçı. Babam abimi öldürecek. Maç böyle Erdoğan amca. Patırtı çıkmasa iyi olur, çok ödevim var. Sen ne zaman maça gittin lan? Şey oldu baba. 4-5 gün olmuştur. Sen işe gidiyorum diye maça mı gidiyorsun lan? Ha? Al bura. Ne ya? Söyledin! Dur be Moskov, dur! Hayvan herif! Moskov, bir sakin ol, bir sonunu dinle. Hayvan! Otur, sakin ol. Yaslan Spor'dan Necati Hoca seyretmiş bunu. Fener'de de oynar, Beşiktaş'ta da oynar. Her yerde oynar demiş. Çok iş var bu çocukta demiş. Duydun mu abla? Öyle dedi baba. Maçtan sonra geldi. Seninle konuşacakmış. Evi sordu. Seni falan sordu hem. Kemal'e dönecek. Abla sakla önündekini. Abim buraya kaçarsa babam görür. Seni de döver. Kırar mı sana? Bulamaz. Daha 2 saat dersim var. Azıcık az çalışsan da abla. Babam kızıyor işte birin çıkınca. Tabii alamıyor okuldan. Yüz tutmuyor da ondan. Fırsat verir miyim ben ona? Daha kasaba birincisi olacağım bilgi yarışmasında. Görür o. Abla. Sus kız, şu işi anlayalım. Ne yapıyor babam? Ses kesildi. Doğru mu lan? Doğru baba. Çok iyi oynadım. Çok alkışladılar. Gerizekalı, onu söylemiyorum. Öyle Beşiktaş'ta falan filan oynayabilir misin? Öyle de takım hocası baba. Takım hocası ha? Vay. Ne düşünüyor? Ne konuşacakmış bende? Yani takıma falan mı alacakmış seni? Gelecek işte senden konuşmuyor baba. Kaybol lan gözümün önünden. Narne söyle, kahve yapsın. Dur. Kardeşim. Şekerli. Ya kardeşim, bunun böyle gerisi gelir mi, arkası gelir mi? Bir şeyler olur mu sence ya? Olur mu olur? Vallahi mi? Kalk kız, babam kahve istiyor. Ben yaparım, ablamın çok ders var. Narin dedi adam, narin! Hem okumunuza falan lüzum kalmayacak Beşiktaş'ta oynarsan. Sen Beşiktaş'ta. Gerizekalı! Bir dahaki sefer dizin tekmeleri futbol hayatın başlamadan biter. Ah! Bana bak Moskov, hoca geldiği zaman ağırdan sat biraz kendini. Okuyacak çocuk falan de. Ya ne diyorsun Erdoğan, Allah'ını seversen ya. 2 senedir okula gitmiyor oğlum mu ya? 5'i zor bitirdi, bilmiyor musun? Man kafa gerizekalı teki be kardeşim ya. Ya sana kaydını mı soracaklar? Gariban görürlerse çocuğu ucuza kapatırlar. Bu iş olursa yırtarız değil mi birader? Ne demek ya öyle Beşiktaş'ta falan filan oynamak ya? Para içinde yüzersin, para. Lan olur mu olur ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, bir işimizi rast getir ya. Bir işimizi rast getir ya. Radar ne zaman gelir bu herif? Haberin var mı? Bekleyeceksin Recep. Ha? Bekleyeceksin de öyle hevesli de beklemeyeceksin. Git kahvede otur. Evdekiler seni gelip kahveden çağırsınlar. İşin gücün varmış gibi görün. Bana bak, gariban görünme, hevesli görünme, tamam? Doğru, doğru. Ulan ne çakal adamsın sen ya, yemin ediyorum. Bir kendine ayrın yok. Geri kalan herkes ayrın var ya. Nasıl 5 parası geziyorsun be kardeşim? Afiyet olsun. Allah bize de başka bir yerden gülmüş be Moskov. Evimde huzurum var hiç olmazsa. Param olmuş, huzurum olmamış neye yarar? Bizde o yok. Ne yapalım, biz de paranın peşinde koşuyoruz. Hmm.
gidiyorum. Bana inanmıyorsun biliyorum ama güvenmek zorundasın. Tekrar ediyorum. Ben oraya Atıf'la sevgili olduğum için gitmedim. Atıf benim müvekkilim. Öyle her sırrını ortaya dökemem. Neler alet ediyor seni. Ama ben anladım seni. Ben de seni anladım Fırat. Senin derdin beni küçük düşürmek. Zamanında katil babası yüzünden gencecik bir kızı çırılçıplak ortada bırakan bir adamdan ne beklenir değil mi? Nasıl da kötü kötü parladı gözlerin. Bana yakın davrandın. Soydun. Yatağa götürdün. Sonra da beni aşağıladın. Bak ırmak gelmiş, dönmüş geri. Bence barışın siz. Vallahi çok yakışıyorsunuz birbirinize. Kaldığınız yerden devam edersiniz. Gözlerine bakacaktım ve karar verecektim. Bana aşkla bakacaktı. Dünyada ondan başka hiçbir şeyin önemi kalmayacaktı. Onun bu pisliklere babası yüzünden bulaştığına, masum olduğuna inandıracaktım kendimi kollarında yatarken. Kendime ihanet edecektim. Mesleğime, adalet duyguma. Fıratsız kalmamak için adalete ihanet ettim. Fıratsız kaldım. Susuz, nefessiz, onsuz bir hayata mahkumum artık. Demek ki adalet gerçekten var. İçmek beni geri getirmez ki. Yıllarca seni özledim. Tam birbirimizi bulmuşken neden bunu yaptın? Ben hep seni sevdim Fırat. Başka türlüsünü bilmem ki. Gözümü seninle açtım ben. Sen bana ihanet ediyorsun. Sen körsen kalbine laf anlatmak boşuna. Sen önce gözünü aç. Sen bana ihanet ettin. Belki de kör kalmak daha iyi. Efendim Fırat. Düşündüm ki aklımı sürekli kurcalayan şeylerden uzak durmak bir işe yaramıyor. Yaramaz bilirim. Kim bilir bana söylemek istediğin ne kadar çok kötü cümle var. Bu dalga geçilecek bir şey değil Fırat. Evet gerçekten var. Saatlerdir senin içimden kavga ediyorum ben burada.
Şimdi gelsem yanına bağıra bağıra kavga etsek. Hayır, istemiyorum. Gelme. Peki, hoşça kal. Tamam, hoşça kal. Senin bu yaptığına ne derler biliyor musun? Hile yapıyorsun sen. Aşkta her şey mübahtır. Öyle mi canım? Öldüreceğim. Öldüreceğim. Çok güzelsin. Bu senin. Teşekkürler. Oturalım biraz. Oturalım bence. Ama ben sanırım seninle konuşmuyorum şu an yani. Nasılsın? Biraz daha iyi gözüküyorsun sabaha göre. Öyle mi? Sermet'e gittim ben de biraz. Onunla oturduk, konuştuk. Yorgun tabii. Uyuyakaldım ama aklım hep buradaydı. Deniz burada olur diye düşündüm ama. Yok, gitti. Bıraktı beni, gitti yani öylece. Haklı tabii canım, ben de sabahtan beri dır 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 kafasını yedim. Bir sürü şey söyledim, konuştum falan ama... Dayanamadı. Yani ben de haklıyım sonuçta, değil mi? Beni de kimse anlamıyor. Narin, anlat bana, her şeyi anlat. İçinden, aklından ne geçiyorsa anlat bana. Sabaha kadar burada oturup seni dinleyeceğim. Ben gerçekten ne düşüneceğimi bilmiyorum seninle ilgili artık. Gerçekten. Yani hiçbir şeyden emin değilim. Sen benden uzaktayken her şey daha kolaydı. Yani böyle... seni görmediğim zamanlarda iyi kötü bir hayatım vardı. Devam ediyordum, idare ediyordum. Sonra ırmağın kolunda hayatıma girdin tekrar. O günden sonra yani bir yıldır bana yapmadığın şeyi bırakmadın. Bir sürü şey oldu. Ben gerçekten unutamıyorum hiçbirini. Şimdi de kalkmış evlenme teklif ediyorsun, hiçbir şey yokmuş gibi. Ben gerçekten güvenemiyorum sana artık. Narin, biz evleneceğiz. Her şeyi unutturacağım sana, söz veriyorum. Bütün bu kuşkularını. Yalnız bu fikir tartışması içindeyken bunu yapamam. Bul o zaman kuşkuları unutturmanın bir yolunu. Bulacağım. İçindeki bütün kuşkuları akıtmaya yardım edeceğim. Ama bu sefer seninle kavga ederek değil. Bana iyi davranarak da geçmişi silemezsin. Narin, kötü davranarak hiç silemem. Yok Fırat, öyle olmaz gerçekten. Gerçekten öyle olmaz. Olmaz öyle. Ben gerçekten evlenmekten korkuyorum seninle. Benimle? Evet, seninle. Evet, güvenmiyorum ben sana. Çünkü her seferinde şahane bir hayatımız olacağını söyledin bize. Ama her seferinde çekip gittin sonunda. Her seferinde yok oldun. Evet, ben güvenmiyorum sana çünkü çok korkuyorum. Çünkü bilmiyorum ki eğer ben evet dersen başımıza bir felaket gelecek. Her seferinde öyle oldu. Her seferinde ne zaman bir şey kabul etsem ve evet desem... Tamam Narin, tamam, tamam. Yine öyle olacak, tamam, biliyorum. Tamam, evlenmeyeceğiz. Bu konuyu kapatıyorum şu an, tamam mı? Açmayacağız bu gece bu konuyu. Senin üstüne geldiğimin farkındayım. Belki yalnız kalmak sana iyi gelir. Canım kadar sevdiğim adama hayır diyorum. Neden yapıyorum bu kötülüğü kendime? Neden?
Ne gelmiş olsunuz biz artık. Görüşürüz. Şey, ben kiralık ilanı için gelmiştim de. Bak, o Semra'nın arkadaşı falan değilsin değil mi? Yok yok, ben şeyden, okuldaki panodan aldım şeyi, adresi, ev için. Hukuku kazandım. Yok, yakın ya okul buraya, o bakımdan. İyi, hadi bakalım. Çık yukarı, konuşalım. Tamam. Adın ne senin, nerelisin sen? Adım Narin Yılmaz. Yaslıhanlıyım. Neresi orası ya? Hiç duymadım ben öyle bir yer. Neyse, bak kirayı 2 aylık peşin isterim, haberin olsun. Ne kadar acaba kira? 100 milyon. Kaç? 100 mü? Çokmuş, ben o kadar veremem. Canım, sen zaten yarısını vereceksin. 50 milyon. 2 aylık 100 milyon. Ama bak, ay başı geldiğinde trink diye isterim parayı. Ertesi güne kalınca ev sahibi kapıma dikiliyor sonra. Bir görseydim evi. Ne yapacaksın? Duvarların rengine mi bakacaksın canım? Ev işte. Hem sana ev beğendirecek vaktim yok. İşe geç kaldım. İstiyor musun, istemiyor musun? Onu söyle. Benim okula kayıt olmam gerekiyor. Şimdi kayıt parası 60 milyon zaten. Üzerine şimdi benim 50 milyonum kalıyor. 50 versem şimdi. Şimdi 50 vereyim. Hemen 50'sini de önümüzdeki ay işe gireceğim ben. Para falan kazanacağım oradan. O zaman versem olur mu? Ha, sen daha iş bulacaksın da, paranı alacaksın da, kirayı vereceksin de. Ölme şey mi ölme? Ha? Ay, bana da hep böyle çulsuzları denk gelir zaten. Aman iyi. Hadi ver 50 milyon ver. Hadi yarısını ver. Tamam, çok sağ olun. İhtiyacım vardı gerçekten. O halde buyurun, size odanızı göstereyim Narin Hanım. Bavullarınız arkanızdan mı gelecekti efendim? Bak, burası oturma odamız. Burada işte bir şeyler yapıyoruz. Takılıyoruz falan. Şurası mutfak ama benim mutfakla hiç işim olmaz. Yemek falan yapmam. Şurası benim odam. Burası da senin odan. Ama benim bir an önce çıkmam gerekiyor. Çünkü işe acayip şekilde geç kaldım. Zaten gecenin gözünü öldürmüşüz benimkiyle. Kafam hala iyi. Bu halde nasıl hazırlanacağım bilemiyorum. Bak, anahtarın orada. Tamam. Kafana göre takıl sen. Başının üstünde bir çatı olması ne büyük bir nimetmiş meğer. Aç kalmak mı zor, yoksa evsiz kalmak mı? Yoksa fırsatsız kalmak mı? Boyu devrilsin onun. Ben de beyinsiz kalayım inşallah, hala onun adını anlam için. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Çok güzel bir hayatım olacak benim. Para kazanacağım. Avukat olacağım. Fırat'ı unutacağım. Herkesi unutacağım. Her şeyi unutacağım. Hepsi geçecek. Mı aldık olsun diyedin ya kızım. Ne yaptık biz sana? Ha kızım? Olsun varsın kızım, olsun varsın. Sen iyi ol da
Bak hem ben hoca efendiye gidip seni okutuvereceğim. Öyle sular seller gibi geçeceksin derslerini. Hiç merak etme sen, oldu mu kızım benim? Mehmet Efendi, bırak şimdi paspas yapmayı. Git ustaların başında dur. İki beydeki sıraları da aşağı taşıyın, tamir olacaklar. Okullar açılacak, hala inşaat halindeyiz. Alo, Cemal hocam. Hah, Nalin. Ben de senden haber bekliyordum. Hocam merhaba. Ya ben İstanbul'a gelmek zorunda kaldım kayıt işlemleri için apar topar. Ah be kızım, niye o kadar acele ettin? Diploman olmadan kayıt yapmazlar ki. Ya hocam öyle oldu işte, apar topar gelmek zorunda kaldım. Geri de dönemedim. Bir de bazı durumlar var işte. Tamam tamam, buluruz bir çaresini. Sen şimdi bana adresini ver. Ben bugün kargoya versem iki güne kalmaz elinde olur. Ay sahi mi hocam ya? Yapar mısınız öyle bir şey gerçekten? Ya hocam bir şey söyleyeceğim ama. Benim adresimi ne olur telefonumu da hiç kimse bilmesin. Kimseye söylemeyin ne olur, olur mu? Tamam kızım tamam, merak etme sen. Nalin, ne yapıyorsun kızın olarda bir başına beş parasız? Hafize Hanım'ı duydum, vefat etmiş. Necati Hoca'yı da duydum. Başına bir şey gelmedi inşallah ha? Kızım niye öyle apar topar gittin? Ya burada kalsaydın bulurduk bir çaresini bak. Bir burs bulurduk. Ne bileyim şimdi öğrenci kredileri var. Başvuralım mutlaka. Tamam hocam ya tamam, siz merak etmeyin. Ben hepsini halledeceğim. Bir arkadaşımın yanında kalıyorum. Param da var şimdilik. İş de bulacağım zaten. Tamam mı? Siz merak etmeyin. En önemli şey diploma şu an. O olsun, geri kalan hiçbir şey önemli değil. Tamam kızım tamam. Hadi ver adresi, yazıyorum. Çok sağ olun hocam. Çok saygılar, hürmetler. Ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkürler. Gizlil abla, acil gelsin demişsin. Geldim hemen koşa koşa. Çok, sana geldi bu. Bu yeni telefonun numaramı rehberine kaydettim. Eline ulaşınca bana mesaj at. Arayacağım Fırat'ı ya. Arayacağım. Ne olur ki? Söyleyeceğim suratın her şeye. Hiç olmazsa canını okur, sinirimi boşaltırım. Soracağım ya, ne demekmiş beni bırakıp gitmek? Ne demekmiş ya? Telefonunu kapatmış ya, bir de ben ona ulaşamayayım diye. Pislik! Sen kimsin be? Sen kimsin telefonunu kapatıyorsun? Pislik! Ben sana sorarım telefon kapatmayı, gerizekalı! Göstereceğim ben sana nasıl olmuş beni bırakıp gitmek. Göstereceğim ben sana bu telefonu kapatmak demek. Gir bu kutuya, gir bu kutuya. Gör şimdi beni aradığında derdini kutuya anlatırsın. Gerizekalı. Gösteririm sana telefon kapatmak neymiş. Gösteririm ben sana. Hayatımın sonuna kadar unutacağım seni. Adını bir daha ağzıma bile almayacağım Fırat Kazan, tamam mı? Anladın mı? Hayatımın sonuna kadar. Bak ben sana neler yapıyorum. Göstereceğim ben sana telefon kapatmayı. Lan cezanı versin. Gerizekalı. Bak gör neler yapacağım ben seni unutmak için. Bak gör neler yapacağım. Hayatım sonuna kadar unutacağım seni, göreyim. Bak gör neler yapacağım ben seni unutmak için. Lan cezanı verecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.